Avrasya Hospital. Yaşında bypass oldu. Aktif bir sektörde çalışıyorum ve düz yolda yürüyemiyorum. Son 3 yıl öncesinde hastalığımın farkına vardım. Aslında net olarak farkında yine de değildim. Hani hepimiz deriz ya böyle, ben çok yorgunum, elim ayağım tutmuyor, acaba şekerim mi düştü, tansiyonum niye hep düşer benim? Bir de artık yaş 30'a doğru geliyor. Hani dedim, yani bir de ailemde genetik bazı rahatsızlıklar mevcut. İşte kalptir, kolesteroldür vesaire. Dedim hani en azından erkenden öğrenirim. Check-up araştırmaya başladım. Check-up için bir gününü ayırdı, hayatı kurtuldu. Sadece bir günümü ayırdım. Yani birçoğumuzun aslında atladığı bir şey. Bir günümü ayırdım check-up'a. Ve kan değerlerinde, vücudumda hiçbir şey çıkmadı. Kan değerlerimde çok yüksek kolesterol. Yani bayağı yüksek. Hani 0-200 arasında olması gereken bir değer bende 700 gözüküyor. Genç yaşta rahatsızlaşan ve check-up için ayırdığı bir günü sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen turizmci Banu Unculu, hastalık ve ameliyat sürecini şöyle anlattı. Çok farklı ilaç yöntemleri, spor, işte daha az stresli hayat, hani bu tip şeyler önemli. Ama nedense hiçbir şekilde düşemediler. Çünkü benim ailemde kolesterol var. Evet. Genetik var. Doktorlarım artık benim için eğitim ve araştırma hastanelerinde bir kadro tarafından araştırman lazım dendi bana. Gittim, araştırıldım ve sonuç işte anjiyo yapılması gerekiyor. Çünkü göğsümdeki ağrı gitgide şiddetlendi 6 ay içerisinde. Artık son günlerde ben 31 yaşında bir bayanım, aktif bir sektörde çalışıyorum ve düz yolda yürüyemiyorum. Kısacık bir merdiveni 2 kere de çıkıyorum. O kadar ciddi durumdayım. Anjiyo yapıldı vesaire. Tabii 2 tane damarım %100 tıkalı çıktı. Ve bir mucize ki iki damarım %100 tıkalı ve ben kriz geçirmemişim. Bu da güzel bir şey benim için. Ve kriz geçirmeden bu rahatsızlığımı öğrenmem de benim için çok büyük bir mucize olduğunu düşünüyorum. En son ameliyata karar verildi. Bütün üst düzey iyi profesör, hocalar ve konsey tarafından. Verilen karar sonrasında ben ameliyatım için hastane arayışına çıktım. Sonuçta iyi koşullar altında ameliyat olmak istedim. Evet, sonuçta hani bypass ameliyatını herkes yapıyor. Üniversite hastanesi, birçok profesör, bir konsey benim için toplandı. Ve kaç profesör, kaç doçent var o ekipte bilemiyorum. Heyet oluşturuldu. Büyük bir heyet oluştu. Heyette her bir hasta için 5-10 dakika vakit ayrılırken benim için saatler ayrıldı. Bu hasta çok genç, yapalım yapmayalım, bypass yapalım yapmayalım. Ama en son karar bypass şart kararı çıktı. Çünkü kalbimdeki ana damarların iki tanesi tamamen tıkalı. Uzun süren ilaç tedavileri cevap vermeyince bypass kararı verildi. En basit şunu söyleyeyim, ben dans etmeyi çok seven bir insan. Ben dans edemiyorum. Böyle oturuyorum. İnsanlar eğleniyor, ben böyle oturuyorum. Sosyalliğim sıfır. Sıfırlandı. Sosyal yaşamım bitti. Yani düz yolu yürüyemeyen bir insan zaten sosyal yaşamı da olamaz. Hasta bence öncelikle hekimi sevmeli. Doktorunu sevmeyen bir hasta bence çok kısa sürede iyileşemez diye düşünüyorum. En son Esat Akıncı referansıyla, hani çok iyidir referansıyla geldim. Kendisiyle ilk tanıştım. Filmlerimi gösterdim. Banu Hanım bize kalp damarlarında daralma, tıkanma sebebiyle geldi. Başka bir yerde, merkezde bypass ameliyatı olması gerektiği söylenmiş kendisine. Onun üzerine biz değerlendirdik. Gerçekten de ameliyat olması gerekiyordu. Yaşı çok genç olmasına rağmen. Ve ameliyatı yaptık. Ben hiçbir şey sormadım. Sadece önüne filmleri verdim. Ve böyle dinliyorum. Hiçbir şey sormadım. Hiç soru sormamama rağmen bana bir saat açıklama yaptı. Tam bir saat açıklama yaptı. Bir saatini ayırdı. Hiç soru sormuyorum ben. Burada ameliyat olacağım da demiyorum. Size ameliyat olacağım da demiyorum, hiçbir şey sormuyorum. Buna rağmen bir saat boyunca bana açıklama yaptı. Tek tek detayları anlattı. Hatta şunu bile söyledi. Sen 31 yaşındasın. Ben sana estetik dikiş de yaparım. Çok açmam, merak etme. Ben bunları sormuyorum. Hani aklıma onlar gelmiyor. Ben sağlığıma kavuşmak istiyorum aslında. İlk hedef o. Ya estetik çok uç bir şey. Ve bu anlamda beni çok çok etkiledi. Bir hafta sürecinin sonunda karar verdim. Kendisini tekrar aradım.
aradığımda yine aynı şekilde o kadar güler yüzle cevap veriyor ki bana. Banucuğum tamam gel hadi tekrar görüşelim seninle problem yok. Her zaman müsaitim ben. Bir profesörden ben her zaman müsaitim cümlesini duymak mükemmel bir şey. Yani sonucunda pozitif bir şey alabileceğimi bildiğim için içim rahat benim. İçim çok rahat. Esat Hoca'ya güvenmişim, hastaneye güvenmişim, her şeye güvenmişim. Ekipte Doçent Doktor Ali Rıza Cenal, Doçent Doktor Cenk Tataroğlu ve diğer ekibimiz vardı. Aynen. Yani Esat Hocam tabii tek değil, ekibi de mükemmel bir ekip. Evet. Ameliyathanede herkes tek tek benimle tanıştı. Zaten herkes geliyor böyle, bana bakıyorlar sedyede yatıyorum. Ah çok da genç. Herkes de böyle bir tepki. Ay merhaba ben şuyum, işte anestezide şuyum ben. Tek tek tanışıyorlar benimle. Seni ben uyutacağım işte vesaire. Tek tek herkes geldi tanıştı. Ben böyle hani ameliyathanede miyim, neredeyim? Bir kakarak ikirip ortama böyle. O kadar pozitif ki herkes. Dedim tamam beni 3 kere bypass yapabilirsiniz. Problem değil ben rahatım dedim. Yani zaten rahattım. 2,5 saat civarında. Bir de ameliyatı biz kalbi durdurmadan yaptık. Uygun vakaları kalbi durdurmadan yapıyoruz. Kalbi durdurmadan yapmak tabii ki hasta açısından daha avantaj. Yani kalp akciğer makinesine bağlanmıyor. Ondan sonra beni daha birinci gün ayağa kaldırıp hadi bakalım yürüyeceğiz demeleri Allah Allah dedim. Hani bana sen ameliyat oldun, hastasın, bir süre böyle yatacaksın diye bir muamele yapılmadı. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Evet. Senin yürümen gerekiyor. Şu an durum gayet iyi. Bundan sonra kolesterolle mücadele edilmesi gerekiyor. Yoğun ilaç tedavisi. Başta Profesör Doktor Esat Akıncı olmak üzere kendisinin kurmuş olduğu kalp damar cerrahisi bölümündeki tüm Ali Rıza Hocam ve diğer hocalarım da olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Pozitiflikleriyle, tecrübeleriyle, bilgileriyle, yakınlıklarıyla benimle ilk günden beri ilgilendikleri için, bana kalbime yeni bir kalp verdikleri için, yeni bir hayat sundukları için Avras Hospital'a çok teşekkür ediyorum. Avrasya Hospital.